Evet, Orbu Trax alacak. Aynı zamanda Trax'in ultisi gelmiş oldu. Bex, flash'ın ne ara bitti lan bunu? Yani KO ultileri var. Şart. Oyun ritmini bulabilmemiz. Şu eli alırsak KO ultisini falan harcayıp. Özellikle fight anlarında bu çok tekrar A'ya dönüyorlar. A'ya dönüyorlar. Tamam, güzel. Fightları, A'da main'i almış durumdayız. 5 dişi oynamaları kazanamıyoruz. Bu da tabii ki dikkatleri çekiyor ve şimdi hadi oğlum. Evet. Ama ulti çok siniri bozucu olabilir. Köşeleri sayıkta farkında değil atladığını. İnanılmaz abi, ne güzel atladı ya adam. Cydrex öncesinde en azından kolda Manta'yı düşürdü. Aferin oğlum Cydrex. 4v4. 4v4 retake olacak. Evet, sen tarafına değil de main'e baskı yapıyorlar. Şu an aslanın üzerine doğru aslan, hadi oğlum. Aslan kill bulmak zorunda burada. Triple pick. Nice! Nice lan! Helal lan! Yürü lan! Cydrex'in stun'ıyla birlikte safe de. Çok iyi stun, çok iyi stun. Leo kalan son isim. Emdelen onu henüz tespit etmedi. Yusuf vursan hoşuna bir tane. Hayatta Leo. Bir smoke mu hazırlıyor? Evet. Nice oğlum. Bravo oğlum. Nice. Kazanınca temiz bir retake oldu. Çok iyi lan. Süper bir round. Süper bir round. Aslan yardım geldi Aslan'a. Main tarafında kalan. Evet, o stun çok önemliydi ya. 2 tane kill çıkardı. Aslan'a karşı öyle bir pick geldi ki yani orada kill çıkartabilmesi zor duruyordu gerçekten. Evet. Bu kadar fazla bir gruba karşı. Ve yok, çok tükürdüm ekrana, o yüzden ekranı sildim ya. Her şeye karşın Aslan Maşadov'dan mükemmel bir performans. Tabii kazandıkları round'da kimseyi kaybetmemişlerdi, hatırlıyorsun belki. Bu yüzden yeniden bir silahlı round geçirecekler. Satın alım yapacaklar. Safe'de de ulti söz konusu. Alsana bu round'da. Al bu round'da. O kadar round'da bir round'da. Gerçekten. Bir save için 19. enkli olsun. Q-Shunner'ın ultisi gelebilir. Çok iyi oldu az önceki round. KO ultisini harcadı. KO harcadı. KO harcadı. Diş pozisyonunu kontrol edecek boss pozisyonunda. Yani onlar Arte'yi geriden kabul ediyor. Ama KO ultisi de önemli yani. Zaten yakmamızı isteyecekler muhtemelen. Yetenek yakmamızı isteyecekler. Evet, 1 dakika 10 saniye B'den aramaya başladılar. Türko Smoke'un arkasında side içerisinde çok tabii. Smoke geçtikten sonra oraları incelemek istemek istemeyecektir. Bu molazar ne la öyle? Yanıcı geldi. Eğime bak koydu. Kendisi zıplayarak info alıyor ve Türko. Yapma Türko. Gördü. Neyse ki safe oraya bir reaksiyon gösteremedi ama backside'e doğru düşen bir nade var. Kafasına attı Türko buradan çıkmaya nice lan. Nice. İkili almış ve Smoke'dan devamında. Slow var lan. Güzel güzel güzel, iyisiniz Türko, iyisiniz. Sıkıntı yok. Başarıyla sonuçlandıramadı Guild. Overrotate öyle atma. Çok iyi başlangıç. 35 saniye hemen aynı. Kuti anladı. Geçir. Köşünür. Koşar halde şu anda. Aldı. Ya girip kuracaklar ama abi. Cydrex'i görebiliyoruz. Aha. Temiz olduğuna inanmak gerek. Top oynuyor. Olmak gerek ve çok güzel lan Kuti. Çok iyi lan. Avlayacaktır bu aşamada ilk hedefinde. Nice. Çok iyi. Ebru gitti amına koyayım. Cydrex'i bulmuş. Bu bizim adımıza bir handikap yaratabilir. 14 saniye var. Spike yeni geçiyor. Aa, vur onu. Rakibinin kolda ultisi var. Türko. Hüso. 75 şu an ilerliyoruz. Ulti kullanıldı. Nereye attı oğlum Hüso ulti? Aslan Maşulov. Leo'yu buldu. Onlar da ulti kullanacaklar. Aslan'ın kaçabilmesi lazım. Bir ekide kaldı ve safe. Çok iyi bir pozisyonda. Türko pike gelecek gibi yukarıdaki. Nice! Aferin Hüso. Aferin oğlum. Helal oğlum, helal. Oğlum nereye attı ulti Hüso? Nereye attı ultiyi ben göremedim. Normal default attı. Kutu arkasına attı. Şeyi atmadı köşeye. Yani 3'e 4'te özellikle hani ultiyle birlikte bitmesini bekledim. Amına koyayım, gene kalp krizi round ya. Sikeceğim. Precise HP. Safe 40. enkli olsun abi, hoş geldin. Aim diyeler ve özellikle burada Kuti track skillini çıkarttıktan sonra. Burada Kuti çok sakin oydu. Helal evet evet. Bizim görmediğimiz hemen güzel yanında. Ama ikisinin de vuracağı pozisyon vardı bu arada. Cydrex'i yakalamış görebildiğim kadarıyla ve. O da güzeldi, güzeldi. Burada çok iyi vurdu lan bu arada Hüso. Evet Hüso. Geri çizerken pick gelmiyor. Aim delili bekliyor ve çok gerçekten bir tane sadece rifle'ları var. İki oyuncuyla birlikte. Evet, Spike infosu yanlış gitmiş olabilir. Default demiş olabilirler. Bir an öncesinde açtı. Ulti'yi bir kez daha açtı. Aslan Maşadov'un at performansı önemli çok olacak. Çok korktum ölecek diye. Direkt olarak geri kaçtı, kill alabilirdi sanki kaçmadan önce. Son anda çekiliyor.
Leo'ya ort vermek isteyecekler bu arada. Oo, maalesef Aslan ekstrasını aradı. Bu pik biraz başımıza dert oluyor. İmgeler pike çıkmak isteyecek. Vah amına koyayım ya. Amına koyayım be. Oyun maalesef istemediğimiz şekilde başladı ve gelen bir tane bomba var. Alican, side'i bırakabiliriz şu an. Side'rex de A tarafında normalde ama diş tarafında da yine Trax haritayı kokluyor şu an. A dönüyorlar. Türko. Şaka mı? Toplanıp herhalde arcade orbunu almaya inanılmaz. Ama bütün inisiyatifi rakibe verir. Her şeyi B'ye getirdik. Tek. Maalesef site'i verirsek, site'i geri almak o kadar düşündüğümüz kadar olmalıdır. Side'rex ulti var ya. İki tane inanılmaz ultileri var. Yanımda var. Site'i koruyabilmek adına. Ve sıfır noktasıyla site'i koşuyorlar. Ulti açtı güzel. Yasin neyse dikkat, dikkat. CT'ye gelecek mi oyuncularımız yakına bekliyoruz. Random ölmeyelim ya. Random ölmeyelim ya. Fail, fail, nice. 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 Yesin'den ultisi var. Side'rex'in ultisi var. Hadi oğlum. Neyse, neyse. Senin de ultin var. Ya ultiyi aldı eline. Dur bekle. Sakin sakin sakin. Açtı ultiyi kutu. Ulti dur oğlum yeme ultiyi yersin. Dur yapma kutu. Ultiyi Leo arkada kaldı. Kendi ultini harcamak istemiyor. Elinde rifle. Standan etkilenen oyuncularımız nice. Var. Nice. Çok iyisiniz lan siz. Atmasın onu atmasın onu. Göğüs böz yumuşatın amına koyayım. Oğlum oradan gidiyor mu oraya gerçekten ya? Gitmez inşallah ya. Eyvah. Ay aman tamam yetişti. Zaman var ya. Nice. Okey. Nice. Tamam. Duymaya çalıştım biraz. Evet. Ses sıkıntısı vardı. Bundan önce de kafayla blokluyorduk ya. Hiç problem yok. Şu spike'la bakışmalar beni fazla geriyor yani şu an. 2.5 saniye. Çok bizden yana değil. Özellikle biliyorsun. Leo güzel 5-1. Hadi oğlum kilitledik. Hadi devam. Leo ulti atsa bu arada line-up'ta biraz zorlanabilirmiş round onlar için. Oo ulti vardı değil mi? Evet. Yani neyse ki ulti kullanmadı. Oy. Yani orada ben flash'la birlikte bir peek almasını bekliyorum. Geldiği yerde durunca o bozuluyor mu lan? O geldiği yön çarpıyor mu yani harbiden? Ya yukarıda gerçekten göğüs, kafanla yön değiştirebiliyorsun. Evet, kafanla yön değiştirebiliyorsun, göğüsleyebiliyorsun. Ama çok zor bir hareket yani gene. Çok iyi bir kriz yönetimi var. Türk oda bir ulti. Basittir, mor tişört mü lan? Haydi amına koyayım. Aa mor tişört harbiden. Diş tarafından. Durun. Baskılı başlıyorlar. Tek başına BM'ine safe operatörle bırakıldı. Turko resim var. Çekmeyiz şimdi. Ona pik almasam mı? Kuşunur açılıyor ama Trax bekliyor Kuşunur. Ay. Kuşu. Gördü gördü gördü. O gördü. Güzel. Nice. Çok güzel double pick oğlum. Çok güzel bir ball. Çok güzel ball. Nice oğlum sana Turko. Bu. Bu. Yes. Ağlayacağım şimdi. Kimya. Bu. Koordinasyon. Bu. Görmeler geliyor. Gördü. 6. raundumuz olmaya çok yakın. Oh, nice. Fusion'ları safe'e yakaladı. Yataş hali ya. Ve kalan son oyuncu Leo nerede olduğunu... Yapma Aslan! Aslan zorlanıyor biraz ama... 12 can, 12. Bir şey bilmez, bir şey bilmez. Bu da problem değil. Evet, bir şok göndereceğiz bu arada Kabi tarafına doğru ama... Zaten hani... Kaçınılmaz sonu biraz erteliyor şu an Leo. Round'u kazanabilme ihtimali yok 1v3'te. Yok bir şey, yok sakin. Zaten buradan bence silah korumaya gidecektir ya da... Safe'in operatörünü belki BM'inden alabilirse ancak hani onlar adına left. Bir çıkar yol olabilir. 6 olacak. Ve Gil için bir mola zamanı gibi hissettim. Koruyacak ya. Evet adım adım Leo spawn'a doğru dönüyor. Burada silahını korumaya karar verdi ve dediğimiz gibi yok mu buraya bir prim line-up'ı kafasına gitsin Jack öyle deme falan diyor. Maçın sonucu ne olur bilmiyorum ama şundan eminim bugün olmazsa yarın ama mutlaka emeklerinin karşılığını alacak bu çocuklar. Sen de canını sıkma kral. Eyvallah Jack. Bugün olmazsa devamında da aynen. Gerçekten teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. 8. round'a gidilirken oyundaki bütün üstünlük bizde. Böyle amcam bir paraları yok bu elde. Gayet rahat bir konumdayız. Timeout aldırırlar. Çekilebilecek bir konumda değil. Yine Chamber 12. kaldılar haritaya. Özellikle Haven'ı bu şekilde kötü kaybetmişken bu kadar iyi başlıyor. Hürkon'un şubol kanka. Yasin gibi çok, çok iyi. Evet evet. Yürek rahatlatıcı. Şeyde çok sonunda için. Direkt yardım etmesi güzel oldu orada. Hadi oğlum ya. Oyuncular hadi için ya. Eminim çok zor. 13-3 istiyorum yani ya. Aynısını biz de onlara bırakayım. Kaybettikten sonra bu ortada çıkıp şimdi... Oynayabilmek kolay işler değil bunlar. Icebox'ı hatırlıyoruz geçtiğimiz gün. Ama tabii bu kadronun da Side-Rex geldikten sonra biliyorsun. Henüz daha ikinci maçı, resmi maçı ve gerçekten ciddi rakiplere karşı oynuyoruz. Bir tanesi Team Liquid, bir tanesi de adam çıkıp vuracak şimdi kafanı bir tane.
Onlar için psikolojim bozuldu, delirdim. Trax 2 gilde Yasin, 3 gilde safe, 4 Leo, 5 mutlu mu oluyoruz, ne oluyoruz lan? 7 round'da eski oğlum hadi. Yine sadece bir rifle'ları var, paraları yok. Için... Hiçbir şeyde bilmezler bu arada, onu da söyleyeyim. Bilmezler. Merta'nın ultisi bu round'da. Turkomuz'un hali ultisi var. Ama bir yarım satın alma olacak, Leo'nun koruduğu Vandal'la birlikte. Yani rakibimizi... Erit bak sakalını söküyorsun ha. Mid round'larda verdiğimiz kararlar gerçekten hep tuttu şu ana kadar. Bu tarz round'lar kaybederek rakibin oyunun içerisine girmesine engel olmamız çok önemli. Yine pistolde olduğu gibi aslında önemli birkaç roundda yine yaptık bunu. Aslında side içerisinde çıkıp bir trap var. Gördü. Yani o yüzden aim delirin burada shoulderlaması bile çok önemli değil. Hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışacaklar. Yalnız geri çıkmak zorunda kaldı aslında. Aysan! Hadi bakalım. Uy! Uy! Trax altına hemen bir steam beacon. Aim delirden geçti, izni yok şimdilik. Oh. Evet. Oğlum geri döndü lan, geri döndü lan. Hissediyor ve yanıyor şu anda. Bu ya! Artık kalın iki oyuncunun da hamle yapabilme şansları neredeyse kalmadı. Hayır bu çocuğun default'u mu yani ya? Biliyoruz en azından. Bize gelişi bu yaptı. Evet bize gelişi bu kanka. Eksik sadece. Ya sadece Alican beni salla böyle biraz endişelendiren. Salla ya onu. Ciddet ya. Tavırda çok erken yalnız bıraktığını düşünüyorum Aslan'ın. Yani üzerine bir atıyorum stun geldiği anda hemen TP ile çıkıyor Aslan. Burada biraz daha hani o reaksiyonu, o baskıyı. Ha, gönül yolculuğuna mı çıkın kodlamadı ne yapıyorsun? Baskısını vermek lazım çünkü TP attığı anda diyorlar ki aha tek başına B site ya da tek başına B tower. Bu info onlar adına gerçekten... Biri chat'e yazdı gördün mü Kemal? Ben onu gördüm. Ya Kemal boş yapma tabii bekliyor ya yazdı. Round'u kazanabileceklerine inanmaya başlıyorlar. Oğlum böyle yapıyorlar aramızda koy. O da 10 saniye kaldı. Leo yine... Yapma! Koldamenta'dan gelen 5 saniye. Bir var, aim'deler üzerinde. Yani zamanları yok. İlerliyor. Zaman yok, zaman yok, zaman yok. Tamam. İkisi de rifle aldı yerden. Rifle aldılar. Şunları vurun kanka. Biraz ekonomik hasar vermek istiyorlar. Leo. Oğlum bu Leo ne amına koyayım ya. Ardından Türko'yu vurdu. Tamam güzel. Güzel. Para ve ekonomi zaten yok. Sorun yok. Evet, killer alınıyor ama para sıkıntımız yok. Çok dert değil. Bu ele alırsak 9-1 bu arada. Eko kalacaklar. Evet. Ama bu rampta kullanılmayacaktır muhtemelen. Trax ultisini sağlayabilir ve bizim tarafımızda sanıyorum Türko'nun ve çok iyiydi ya. Şunlar çok iyiydi yani. Eğim diyelim. Ultileri mevcut. Bravo oğlum Hüso. Aferin. Onlar için çok kritik bir round olacak. Q-Shunlar yakına kadar geldi. Boombot bırakacak kesin. Kendisi tam o nereye gitti amına koyayım. Doğru gideceğiz. Abi ikinci nereye gitti ya? Kurudu. Ve açılış onlara gitmiş oluyor. Yasin pike geldiğinde Leo tekrar. Yasin kendini gösterirken kili alan isim oldu. Yasin'i fake flash gibi kullanıyor. Hadi oğlum Cydrex. Hadi koçum. Yap şovunu. Ağır oldu. Kırıcısın yok Alican. Yok ya alakası yok. Yasin'i bir göndermedin de. Ve bu bir oğlum. En sonunda Cydrex. Bir kill daha olsa. Maalesef çıkmıyor. Resi var, resi var, resi var. Onu vurun resledik 3v3. Hadi oğlum. Vur onu. Ne olur lan. Ne olur lan. Vur onu nice. Res. Res'e bir tane daha kutu var. Kutu var. Çıkacak. Dikleyecek yapma bırakma ya. Bizi koruyamadık. Bırakma. Koyu yiyeceğim amına koyayım ya. Bırakma. Yani ben de ulti bekledim ama Koldamenta. Evet maalesef. Bence o reaksiyonu veremedi bu arada. Yani tam üzerine basarlar düşüncesi oldu herhalde. Enti. Eğer. Enti. Biraz bilgimiz olsaydı Koldamenta'nın evet, orada olduğuna dair. Hem öyle ulti kullanmıştık. Yoksa hani Brimstone ultisi olmasaydı oyuncularımızın tabii ki ilk görevi orada arkadaşlarını korumaktı. Tabii bu arada Koldamenta'nın Brim ulti var diye kaçtılar. Peak almış bizim görmediğimiz açıda. Öyleymiş. Maalesef hani onlar adına epey temiz kazanıldı 4 oyuncuyla birlikte ve biraz daha hani hamlelerimize round başlarında değil ortalarında devam etsek çok güzel ya. Çok güzel olacakmış gibi. Bizim ekonomi bir round daha kaldırır ama ilk yarının sonlarına bir seri yemek istemiyorsak bunu kesinlikle kazanmalıyız. Onlar gönül yolculuğuna çıktılar. Geçtiğimiz roundu kazanırlarken 3 oyuncuların hayatı tutabildiler. Vadasa, bu roundu güzel kazanırsak sonraki roundda satın alabilmek onlar adına kolay olmayacak. Belki safe'ın ultisini sağlamaya çalışırlar. Ve A oyunu mu?
Her türlü atılan... alırlar ya. Bir tane stun, evet, her türlü alırlar tabii ki. A'da Rite 2'siz Alican. Yani öyle olmamız lazım çünkü ulti var yani. Evet, aynen. İyi bir karar kesinlikle. Şu ana kadar retake'lerimiz de gayet başarılı tabanca roundu itibariyle. Evet. Evet, bu arada eyvah. Eyvah yani ters ulti. Görmedi. Benim gibi görmedi, yakın mesafede Sylvex beklemeye devam ediyor. Bundan geri atlıyorlar. Görmedi gitti. Ve güzel. Timing yakalar mı diye bakıyorum. Güzel oldu. Leo'yu holdlamaya başladı. Orada Melta'dan gelen bir plant. Nice lan kutu, at benim lan sana. Çok iyisin oğlum. Bu ne yapıyor? O nerede oğlum? Grimstone için site'e gidiyor. Bir tanesi kuma gelecek. Yine burada takaslar. Ne oldu lan? Atom bombası attılar amına koyayım. Kaldı. Sidrex bizi herkes bu şekilde. Oğlum o Kayan'ın Murin neredeydi kanka, onlar öldü öyle. Bilmiyorum, görmedim. Yani çok iyi kullanmaz skilleri ya. Çıkışını attı galiba ultimi. CT biliyor ama Sidrex. Düşünülmemişti bu aşamada. Safe onu durduran isim oldu. Okey. Kaç ulti harcadılar? KO ulti harcamamış kanka. Açıkçası KO ultisini bekliyorken retake oynadığımız esnada bunlara bu kadar ağır bir şekilde yakalanmamız üzücü oldu. Kombayı tam göremedim ben. Ben ultilerimiz yok. KO ultisi var. Kill alacağı kesindi de. O patlayıcı nasıl iki tane kill aldı? Timeout mu? Oyuncularımız mı verdiler? Belki de. Timeout yani, aldık mı biz ilk kere? Öyle kombinasyon mu yaptılar? Aldık. Almadık. Çok almadık. Almadık. Yapıştır almadık abi. Sezgin abi. Bilerek yapılan bir combo değildi o. Sanki yani, çünkü çok zor o pozisyonda böyle bir. Ya belki ya sende 4 tane oyuncu geleceğini. Okey. Belki de hani ropa gitti bir yanıcı. Olabilir. Tam bilmiyorum. Replay de gelmedi. Şimdi aa, pushladık mı? Şöyle bir bakalım yatırımımıza. Main'i aldı ama. Aa, main'e doğru gelen bir stun var bu arada. Aslan dikkat oğlum. Kullanılmadı bu arada ve aslan ararken tünelde hamle aradığımızı biliyorlar ya hep. Yasin. Şimdi Turko'ya doğru bakmaya çalışacaklar fakat Turko kendini göstermiyor olabildiğince. Duvarı kırmaya çalışmaya çalışmak için çıkarsa eğer. Yasin burada dikkatli kullanılan şok göründü Turko ve destek alması şart. Duvar kırılacak en azından. Çok iyi kaç. Güzel. Gayet güzel. B dönecekler. Bak B dönüyorlar. Direkt B dönüyorlar. Şu an pub gibi oynuyorlar ya. MDL'ler belki geçişte hani kill bulabilir. Gelesene bir şans olabilir. Sık lan. Tara. Bastı. Sık. Mermi isabeti yok görebildiğim kadarıyla. Rahat bir plant aşaması olacak. Çünkü A tarafında da Sylvex patlatmayı kullanmıştı. Bir tane flash'ımız var. Kuti'nin iki tane sarsması var. Yani burada biraz yine bireysele kaldık. Kuti var. Evet, erken bir entry alabilirsek şu post plant'te bir şansımız olabilir. Leo iyi dolanıyor yine. Sinsilik peşinde. Arıtanın en iyi kanallarını kullanmaya çalışıyor. Q'şunları yakının boş olduğunu anladı. Arkasına da bakacak. Tabii korumak da evet, tercih. Çünkü son round için paramız yok. Evet, evet. Kaybedersek. İyi karar. Çok, yani çok soğukkanlı. 8-4 kabul edilebilir. 7-5 kabul edilebilir. İlerliyor bak yavaş yavaş. Evet ya, 7-5. Üzücü olur 7-5. Evet. 8-4 kabul edilebilir. Aa, basıyorlar ya. Safe geliyor. İlk headshot bizden ama kill ondan. Devamında Turko'nun kill'i var. Safe'in canı az. Ama Leon'un değil ve silahlarımızı da teker teker herkes aldılar. Herkes öldü ha. Herkes öldü amına koyayım ya. Ne denedik ne de silah koruyabildik. Daha da kötüsü olamadı. Hala KO'cusu var. Çok kaldı ya. Aslan'ı orb aldırabiliriz round içerisinde. Haritanın belirli bölümlerine baskı yaparken çok gap bırakıyorlar. Bu arada şu eli alsak ya. Molly nereye gitmiş? Hmm, bak sol arkada Molly. Oo, Molly biraz dip gitmiş. Aslan'a giden mermiler var. Sonrasında da ulti açılıyor ve iki oyuncuyu i̇nanılmaz birden ya şu round. Yani inanılmaz bilinçli bir combo gibi olmamış aslında evet. Ama denk gelmiş. Şans da evet, şans da yardım etmiş. Oo, hızlı. Çok hızlı bir oyun. Turko ultiden etkilendi. Ve yapayalnız ama bir tane slow kullanarak Turko'da da Spectre var. Şey oluruz bu. Nice son olsun. Omunu koyayım, ne vurdu be. Neymiş oğlum. Vur lan Turko bir tane. Bir tane ya, bir tane. Headshot'a bak amına koyayım. AD headshot attı. Yasin'i öldürün, Yasin'i öldürün. Bunu öldürmeniz lazım. AB gidiyor lan onlardan. B'deyken bu B'den A'ya tekrar geri mi dönmek istiyorlar? Buranı! Nice! Fight istiyorlar. B'ye gitmek de istemiyorlar tam anlamıyla. Bomba, Q'şunların canı 40. Bu site bizde Yasin zorluyor. İki oyuncunun infosu net olarak varken artık tabii ki A'da kalmalarına da bir sebep yok.
Evet, yani bir şans olabilirdi bizim için tekrardan A'ya gelme istekleri ama AMD'yi anladıktan sonra rakibimiz Entry'yi aldık ama Sinek kurdurtacaklar, ultisi evet, açılacak. Spectre ile birlikte yapabileceği çok ekstra da yoktu Türkon'un ama kapalı kalamadı. Erken tespit. Şunu vursa ya direkt Yusof. Olduktan sonra özellikle Yasin'in oynadığı oyun Ramp'ta çok önemli bir inisiyatif yakalamanı sağlıyor. Zaman yaratırken Yasin Altan gelmiş. AMD'yi bulmuş. Q-Shinner'ı bilmiyorlar ama Kill'le birlikte de anladı ve maalesef o bölgeye gönderdiği ultiyle birlikte ilk yarıya 7-5. Hiç fena değil, fena değil, fena değil, fena değil oldu. 7-1'den 7-5 olması kötü oldu. 7-2 miydi? Birlikte ivmeyi yakalayarak başladı Gil. 6-1'di. Doğru söylüyorsun yani. 7-1 mi olmuştu ondan sonra acaba? Yok, 6-2'den 7-2 oldu sanki. Tam hatırlamıyorum ama yani oyunun hakkı şu an için çok bu değildi ya. Ama sorun yok yani, pistol önemli Alican. Pistol evet, önemli. Pistol roundu muhakkak kazanılmalı. Ya kazanılamazsa da tabii ki yine şansımız fazlasıyla devam ediyor olacak ama bu aşamada pistol almamız lazım. Elde tutabilmek için. Ya kazanırken çok inisiyatif aldık. Haritada gezinmeye başladık ve bu şekilde kazanıyorduk. Kaybederken de bu inisiyatifleri almak önemli. Bu özgüveni sağlamak önemli. Yeter ki bir şeyler deneyelim, haritanın içinde olalım. Son anda sıfır noktası kırıldı ve şimdi safe yakında gördük Q-Shinner'ı. Dikkat edeceğiz. Atılan bir tanesi tam flash. Safe'i geri ittirebildik. Gitti. Ve Drax de buradan ayrılmaya karar verdi. Dikkat etmesi gerekiyor Türko'nun çünkü karşısında iki tane oyuncu var. Bumbot da bırakıldı ve Türko'yu zorlamak istemiyorlar çünkü dişteki oyuncularımızı da görmüşlerdi. Türko'ya her an bir yardım gönderebiliriz. Onlar da bunun farkındalar. Aslan tünele giriyor. Arcade'i alacağız. Sanki oyunu B'de bitirmek bizim asıl tercihimiz. Bu aşamada da onlar B'den açılıyor belki. Aslan ya. Aslan çok çok önemli bir fight içerisinde olacak. İlk ay solum. Güzel güzel olsun. Ah lan. Yine de hadi oyna oyna, arcade'i hızlandır biliyorsunuz ikisinde. Yasin şimdi bilinmediği yapma. Ne? Oy. Fark ediyor. Q-Shinner fark etti mi onu? Tam yok fark etmedi. Ben de emin görememiş olabilir. Görse spam atardık evet, zaten. Evet, evet. Burayı kayıpsız bir şekilde plant'e alıp yerleşmek çok önemli. Arcade tarafında yakın mesafede Türko... Yapma. Safe maalesef. AMD'li çok erken yakalıyor. Türko'yu fark edecek. Safe. Eline tekrardan pistolü çekti. Atayım lan. Heal'ı kendine alacak Türko. Yapma vur onu. Nice oğlum Kute. Aferin çok önemli kill'di. İki oyuncu da standa bu arada. Oraya doğru bir baskı ve hızlı bir retake oynamaya çalışacaklar. Flash geldi. Flash'tan neyse ki kendi de kör oluyor. Üzerine doğru baskı. Güzel güzel. Bir kill daha bulmuş. Çözüyor. 1'e 2'ymiş gibi oynamak zorunda kaldık orayı. Sidrex yetişti. Al burayı Sidrex. Sun var lan. Nereye kadar çözüldü? Ah lan. Çözüyor sandı ya. Çözüyor sandı ya. Kanka yapacak bir şey yok. Yarıya kadar çözdü adam. Fake'ini de attı. Ona her türlü stun'ı oraya atarsın yani. Ne yapsın ki? Evet evet. Skorda geriye düşmüş değiliz. Bu bir attı stun oğlum zaten adam. Yoksa... Tabii yani. Yani orada her türlü çözmeyip fake vereceği çok belli aslında da. Forsta bir tercih. Fracture'da çok güçlü. Onun riskini de alamaz ya. Bizden Kuti çok ekstra yaptı. Burada çözmeye devam ettiğini düşündü. O yüzden stun'la birlikte. Ah lan. Çözmeydi ah çok close'du ya. Tabii çiviyi yani çakacak. Forsuyor muyuz? Mecburdu bu hamleye. O force geldi yarı bizden. Yarı yarıyaydı şansı. Yarıda bıraktı. Ne oluyor ama? Safe bir flash pick yapıldı. Strat'a bak. Burada force kararı verdik belki. Şimdi bu force kararında 3 tane spectre'ımız var. Türko'da frenzy görebiliyoruz. Bu hadi abi hızlı oynasak ya şurayı. Sağ side'de kimse yok ama Yasin. Evet 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 işte bu. Kimse zorlamıyor şu anda onu. Q-Shinner. Side'a kadar yerleşti. Yasin'in bombası. Nice. Yakaladı. Yasin'i de sıkıştırabilir miyiz? Nice oğlum Turko lan. Bonus. Ha geçilmeden bir force yapıldı ve bu dikkat canlarımız az. 5. Üstünlük bizde ama canı az olan oyuncularımız var. Bu yüzden dikkati elden bırakamayız. Yani Molly var kolda da. İki oyuncumuzun o ay, yere atmanı. Çok iyi Molly attı. Safe wallbanklerle birlikte Vandal almış lan. Oğlum oynasana lan Chamber. Aslan oyna. Move yapması, hareket etmesi gereken bir saniye bu. Abi onu da vuruyorsun. Güzel güzel güzel. 25 kalmış. 21 HP. Side'dan da baskı yedikleri için ve aldık. Birlikte oynamak zorunda kalacak Drax. Buranın üzerine doğru geliyor. Bu! Nice! Force'u kazandık. İki entry ile başladığımız round, Postgrant'te tamamlandı. 8-6. Bu üstünlüğü farkla elde tutabilmek bizim adımıza çok önemliydi ve şimdi paraları yok. Çok iyi unutturduk ya. Evet, CACK ekonomi. Aslan buralarda olmasın. Vandal almadılar mı? Tabii Aslan main'deydi biliyorsun ve Yasin hiç Aslan'la karşılaşamadı. Aferin oğlum Aslan ya. Aslan'ın
Lol. Pozisyonunu alabilmesi site'a kolay girişimizle mümkün oluyor. Yani bu diş oyununu bu arada beş çok yaptık. Oğlum, 5 round oğlum bitsin şu oyun. Hadi 8-6. Ekolar. Q-Shinner'ı da ise aldığı bir diş oyunu evet, vardı. Evet evet. Larsen. Fena. Liquid'e. Aynen öyle ve şimdi de base diyoruz belki. Birkaç yatırım var. Safe'de ulti var işin ilginç yanı. Ve bu ulti açılacak. Ay hayır 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 hayır. Oh! Nice! Olsun olsun güzel trade'ler güzel trade'ler olsun. Çok zorlamasın. Abi shotgun'a dikkat bu shotgun'a dikkat. Smoke'lar dağıldığında bayağı açıkta kalacak. Seveyim. Ve nice oğlum Aiso aferin oğlum güzel predict. Onu düşürdü. Trax'te bir spectre var. Bomba güzel eyvah. Yere gidecek bu arada. Aa açık alıyor planti. Yapmayalım yapmayalım hata yapmayalım. Bir flash. Main'deki oyuncumuz fark edildi. Yukarıdaki oyuncumuz hayatta ve nice. Oh, nice. Nice. Bu. Nice. 3 kill ile birlikte bu roundu da geride bırakmış oldu. Kurabildi mi? Kurdu. Aynen öyle. 9'a ulaştık. 300 de oradan aldık. Bir round daha kazanırsak onlar ekolar 15. Paramız var ya atarız kapıdan, bu gece. Aynen. Evet, çok önemli bir eşik. Yani güzel. İnanılmaz bir eşik. Oğlum şurada çok korktum, çok korktum. Evet oğlum bu neydi? Minimap'ten gördüm tarayışa bak kanka. Bak. Ne oluyor lan oğlum? Nerede bu amma ne yapayım? Mermiyi hadi round. Suratına doğru götürmek. Yatay yönde çok iyi. Dipciyle falan vuracak diye herhalde. Bu arada hızlı bir şekilde stun'ın önüne geçmeye çalıştı kutuya ama insta stun gelince çıkamadı o stun'dan. Senden önünde şimdi bir flash'la birlikte de oynayabiliriz. Gelen bu arada bıçak bilmiyorum. Oğlum 4 ağlar. Ama birden fazla oyuncuyu etkilediği kesin. Çünkü çok ciddi bir rotasyon geldi buraya. Abi dönsenize ya. Hadi ayıkın dönün ya. Onun da sadece bir kill'de kalması bizim için. Dönüyorlar. Evet. Karşıya geçiyorlar. Önemli bir karardı o ulti kararı. Yani savunma oradan arcade yok bu yüzden ve biz daha rahat oyunu açabiliriz. Ve Aslan'ın TP'si var. Aslan hadi oğlum. Bir baskı yaratılacak kalabalık. At! At E'yi bas! Zaten isim oldu. Entry'yi verdik. Diş tarafından oyunu kurmaya çalışacağız. Golü kaybettiğimizin farkındayız. Tabii güzel onlar dönüyor. Uzakları var. Infoya alacak. Duydu, duydu, duydu. Kutiyi duydu. Bayağı iyi rotasyona gidiyorlardı. Ta ki biz ses yapmaya başlayana kadar. Burası yine 4 onlar için. Safe. Smoke içerisinde kutiyi buldu. Yasin. Nasıl ya? Bu ne abi bu? Yakalamış. Sanıyorum orada bir patlatma. Neydi ve... Neydi abi? Al orba al. Cydrex orba al oğlum. Liquid'den de bu reaksiyonu görmüştük hatırladığım kadarıyla. Tam çıkışa doğru atılan patlatmanın dolayı atlayamayan oyuncularımız. Ultisi geliyor Cydrex'in. Geride de Nate. İkisi paramız arasında var. Kaldık. Maalesef bu roundu net bir şekilde kill bile alamadık. Cydrex'in diş bölgesinden çıkmadığının farkındalar. Arkasına bakacak Cydrex. Önemli bir hasar bırakması mümkün değil ama en azından bir oyuncu götürebilir Cydrex. Ustanı kumandığında Drex kenara çekildi. Bu adam var ya lol gibi oynuyor ya oyunu. En kötü durum bu. Round'u kaybetmekten ziyade kimseyi yakalayamamış olmamız. Force variydi. Yani tam force denemez tabii buna da. Çok önemli bir infomuz var. Yani birkaç round'dur aynı şeyi yapıyor Guild ekibi. Bir bölgeyi kaybettikten sonra eğer harita çok sessizse bu arada dediğim üzere ne yapmış bombayı? Bir bölge kaybedildikten sonra eğer o bölge sessiz korunmaya devam ediyorsa yani haritada bir aksiyon yoksa o bölgeye doğru ikili üçlü yürümeler evet. Yapıyorlar. Biraz haritayı sanki bekleyebiliriz bölgede. Aynen öyle. Aynen öyle. İlerleyeceğiz. Stunlar atılıyor. Ekonomiyi sonuna kadar kullandık. Burada çok fazla ultimiz mevcut. Brimstone ultisi. İlk önce o atılıyor. Trax pozisyondan çıktı. Çok etkilenmeyecek bundan tabii. Zorlamaya gerek var mı burayı ya? Sin açınca ekstra bir combo yapabilmiş değiliz. Flash pick'e geliniyor ve o ne amına koyayım ya? Şaka mı be? S2 takası aldı. Bu süre zarfında kolda event'e çıkmış takım arkadaşına yardım etti. Mola mola aynen öyle mola. Şu anda safe tam yakalanacak. İki atladı. Yani headshot gitti. Şimdi Turco üzerine doğru gitmeye çalışacak. Koldamenta'nın yerden rifle'la değiştirdiği silahını. Koldamenta burada düello'ya girmek istemiyor. Offangle'a geçecek ve destek aman almaya çalışacak. MDL'ler için bir şans olabilir ama Koldamenta bu düello'yu kazandı. Jhen tarafında bir oyuncuyu sıkıştırdı MDL'ler. Ama ona karşı da Enti. Yine Koldamenta ya pick o kadar alıyor. Aramız var mı? Hamle geldin mi Koldamenta'dan? Çok zorluyoruz Fighter bu arada. Yaşamak istemedi, ölmek istemedi. Ekoyuz. Kaçıyor yorum bizim. Şimdi şu replay'de bir izleyelim. Niye giremedik biz? Ulti vardı. Beraberinde bir yetenek. Şöyle ah, biz tower'a ulti bastık ama neden arcade'den Kuti durup vursaymış. Onu arcade'den ben side'a doğru yol yaptığımızı gördüm ama
Oraya doğru yasıtan ya bir şey geldi. Tabii tabii gelmiştir muhakkak. Bir şeyler geldi. Bu arada en büyük şanslarımızdan biri iki taktik duraklatmamız hala vardı. Birini kullandık. He varmış. Şu an var kullanıyoruz. İlk yarı kullanmadık ya. Bizim için çok iyi bir haber. İlk yarıda tabii almak için çok bir nedenimiz olmadı. Seri. Hadi Fabre timeout. Şu iki Fabre timeout'u da win olsa zaten ya 11. round oluyor ya. Hızlandırmak yılda yaradı şu ana kadar. biraz yavaşlatmalıyız, bir de böyle deneyelim. DV1 16 aydır, Erol 27 aydır çok teşekkürler, hoş geldiniz. Akın 40. en kutlu olsun, eyvallah canım. Gerisinde bir ulti var şimdi. Çok uzak değiliz yani oyuna. Roundları kazanmaya bence çok uzak değiliz. Sadece rakip bizim şu an biz biraz onlar konuşmasın. Hızlı oyun kurduğumuzu biliyorlar. Ya da hemen çıkar, daha doğrusu çıkmaza girdiğimizde oyunu dişe çevirmeye başladığımızı fark ettiler. Bilmiyorum ne söylemek istersin. Tabii ben bizim reaksiyonumuzu görmek istiyorum tam olarak ilk önce. Harbi 8 kill almış. Daha biz 6'sı Nate'le ya. Karşıda oynamadık biliyorsun. Bizim çok ne enerjimiz var? Ne ihtiyacımız var biliyor musun? Chat'e bir BBL enerji spamine hocam. Hadi chat! İhtiyacımız var. Kushner. Bir tane stun bomba kullanılacak. İyi dedi. Bu aşamada bizi geri püskürttüler. Hole çok daha fazla baskı kuramayacağız. 4 kişi başladılar Hole'de. Enteresan bu da bir anti-echo için. Bey'i tamamen chamber'a yani retake'e bırakıp oyunu A'da karşılamak istiyorlar. Aslan'ın ultisi bir tane kill getirdiği an ultileri de kıyılır. Ama tabii ki bu peak'i bize dört ağlar hiçbir ya yerden vermek istemeyeceklerdir. Ötkuti stun eşliğinde side içerisine girmeyi başardı. Bomboş. Bomboş. Temizlik plant alabilmemiz önemli. Sidrex bu arada... Ne yapıyorsun? CT'ye doğru ileri retake başlatırken rakibimiz ultiyi koymak isteyebilir. Yasin ulti kill çıkarttı maalesef. Ah çok güzel çıkardı kill ya. Kuti kill bulamıyor. Main önündeki retake'leri. Oy! Neyse ki kör ettiler ama Trax kendi flash'ına kendini asistledi. Ve tertemiz bitirdi round Trax. Evet. Trax için mükemmel bir sonuç. 3 kill'lik bir round. İyi bir deneme ama. Yani bu tarz roundlar için sayda bu şekilde... Paramız var mı? Var. Kötü olan işte... Harita kontrolü. Ama rakipte çok... Abi 4 oldukları yere giriyoruz. 4 oldukları yere giriyoruz ya. Bizim tabii... Biz main'i tekrar almak için... Ulti attık biz bir iş ultisi. Bok ben gibi de. Ben onu fark etmedim artık. Oynamışız o main'i. Ben de fark etmedim bu arada, yalan olmasın yani. Bir iş ultisi gidince tabii... İşler istediğimiz gibi olmadı tam anlamıyla sonuç olarak. Ama iyi bir denemeydi. Şimdi Q-Shiller. Biri bıçak kullanılıyor. Safe yakında. Buradaki fight önemli. Safe kaybettikten sonra geri çekildi. MDL'i tünelden oynatacağız. Yine alınan bir tane orb'la birlikte. Şimdi Sidrex. 3 ulti puanına ulaşıyor. Onlar double peek'e çıkacak bu arada. Yani arcade tarafı. Spike iyi, burası çok tehlikeli. Spike da var burada. Dişten arcade'e gelen bir isim daha var. Koldamenta şu an zıplayarak salıyor burayı. Yürümek isteyebilirler. Sidrex'ten gelen bir flash. Yasin bir an için arkasının kontrol edilmediğini fark edince hemen side'a çekildi. Burası hadi lan bu round önemli Fero. Hadi hadi hadi. Let's go çocuklar hadi. 50 saniye. Evet, iki flash aynı yere kullandık. Söz konusu değil. Eğer oyunu güzel. B'de bitireceksen... Güzel. 3 ağlar şu an. Yani bu flashlara çok ihtiyacımız olacaktı belki ama oyunu B'de bitirmek istemiyoruz şu anda. Bak KO da dönüyor hafif. B'yi darlarken Sidrex. Sadece Sidrex'in duyuyorlar bu arada. Evet yani bunun bir fake olduğunu gayet iyi biliyorlar. Trax'i yakalamak lazım. Görmedim. Eyvah. Q-Shiner onu Sidrex Trax tarafından yakalanıyor. Takas için nasıl atlayacağız buraya? İşimiz zor. Destek ulan geldi. Trax'in Safe'in desteğini almasıyla... Burada bir başka fight da şimdi save kazandı artık. Ekoyuz amına koyayım Sidrex, ya. Sidrex sona kalan oyuncumuz. Kimseye hasar verebilmek bu noktada kolay olmadı bizim için. Ya hiç inandırıcı bir fake olmadı ya. Trax 2 round'da toplam 6 kill buldu KO ile birlikte ve ultisi de geldi aynı zamanda. Maalesef dengeleri değiştirirken 6-1'den sonra 10'a 9, 7-2 attı. Şörtün yani yarısını çıkarsana bir. Şu an için işler çok iyi gözükmüyor. Üstünlüğü eline aldı Guild. Ya dediğim gibi hani diş oyunumuzu muhtemelen teoride de
analiz etmişlerdir diye tahmin ediyorum daha öncesinde. Maç içerisindeki adaptasyonları da çok iyi. İşte ben EVL maçından sonra ben görüntüdeydim. Evet, bir Moli ile bu arada. Buraya Moli geliyor. Ve Kuti pozisyondan çok az canlı da olsa kaçabildi. Bu aşamada oyunu tekrar kurgulayacağız. Kolda Manta ikili aldı. İngiler zorladı burada ve Guardian'la birlikte kill çıkardı. Ah. Bir canı var sadece Trax'in üstüne gidelim. Ve bu kill alalım istiyoruz. Safe. Arkadaşına destek olabilecek mi? Kuleye doğru çıkmaya çalışılacak. Bu aşamada atılan... Tabii ki bu ultiyle birlikte oyuncularımızın burada hamle yapabilmesi pek mümkün değildi ama Sidrex'ten gelen bir kill var. Devamı gelecek mi? Sidrex'in ulti geldi. Karşı ulti kullanıyor. Neden ya? Sidrex'te bir silah yok. Üstlerine gidebilecek miyiz? Zendiyeler sınıf kaçmaya çalışıyor. Ölüyor. Büyük bir hata yapmış oldu bizim için. 55 canı var. Yakalandı ve her şeyi Sidrex'e bakıyor. İlk fight'ta Yesin Sidrex'i de düşürdü. 11-9. Ulti. Yani. İki fark. Gerek var mıydı ya? Bridge ultisine. Yani istediğimiz gibi olmadı bridge ultileri. Aslında yani Leo smoke'dan çıkınca 2v2 de gayet iyiydi işler ama evet evet yani ulti sanki işte burada ilk kill'i aldıktan sonra kendimiz ulti gerçekten rahatlatmış gibiydi ama smoke içerisinde başka kimseyi beklemedi. Arkasına smoke'a verdi aim diyelen evet. Yerden silah almak istedi ve hala site'de bir oyuncu bekliyorduk. Burada Türko yeri tespit edildi ama zaten hani iyi oldu 7. Bölgeden uzaklaşacak. Hadi oğlum, hızlandırın orayı. Üst kısmını biz aldık. Alt kısmını rakibimiz aldı. Böyle takaslamış olduk. Bak clearladılar geri dönüyorlar abi bak. Tam tersi. Alt kısmını alan biziz. Ve tabii rakip için müthiş bir info bu. Ari tek oynuyorlar. İki ultileri var çok önemli. Geldiler A'yı üçlediler. Hemen bu arada Leo geldi A'ya. Yani B'de çok açık bir şekilde arcade'i izledi. Gördüm. Ondra bakıyor. Gördük. Başka. Evet. Çok böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Tamam onu da duydum. Senin düşürülmesiyle Leo. Birlikte artık şansımız arttı. Çok değerli ultileri vardı. Ulti ve o ultilerden bir tanesini Kolda Manta hazır tutmaya çalışıyor. Plant'i fake mi alacağız? Hayır fake değil. Burada AMG'ler çıkmak zorunda. Neyse. Tamam, güzel. Duvar var bu arada. Duvar. Kırıldı. Tekrar plant almaya çalışacağız. Operatörle geldi. Safe P2 aldı ve kill aldı. 4v4. Türko'daki ultiyi hatırlatmak lazım. Eyvah. Acaba kullanmayı tercih edebilir. Vur onu ya! Abicim. Sidrex yakalandı. Trax tarafından. Bu çok kritik bir kill. Artık diğer taraftan da baskı kurmaya çalışılacak. Nice! Nice lan aslan! Safe'i yakalamasıyla birlikte... Nice oğlum aslan! Harika döndü. Ve 2v4'te... Bu! Türko kolda mente yakaladı. Trax'in bir mente uçuyorum. Helal bir oğlum aslan be. Buna koyacağım bir tane rahat roundumuz olsun ya. Aradığımız roundu kazandı. Karitanın sonlarına doğru gelirken... 13-11 hadi ya. Daha diğer map var hadi yorulmayın. Bu üstünlüğü rakip kademe kademe eline geçirdi. Şimdi tekrar atak yapma zamanı. Yani... Şunun gibi bir anda tabii ki ihtiyacımız var ama Yasin'i bu timingde sıkıştırabildik. Brim ultisinden çıkabildik ama o timingi ile birlikte çok iyi vuruşlardı ya Aslan'ın. Çok iyiydi yani. Aslan'ın ekstrası. Ya bunlar hani gerçekten arka arkaya her roundda gelebilecek timingler ve oyunlar değil. Amin daha doğrusu BM'in önündeki oyuncuyla birlikte bekleyeceklerdi. Şimdi biraz geriye doğru Sage Slow Orb'undan sonra kaçtılar. Şimdi kontrolü ele alma zamanı. Tabii tower'da ikili bir savunma oluştururlarsa onları nasıl geçeceğiz? Yesin'i kontrol eder mi Kuti? Edemeden önce Leo geldi, kill'i çıkarttı. Bir de flash, bir de Nate. Yani içeri girmemiz pek mümkünat dahilinde değil. Neyse ki çok sekmedi Nate. Aslan Seyfi yakaladığı anda Trax takas, ya. Takas aldı. Haritanın üst tarafında bu gerçekleşti ve şimdi A'ya doğru bir rotasyon olacak. Trax'in kullandığı patlayıcı beraberinde bir sıfır noktası da bıraktı ve 3 oyuncumuz açığa çıktı. Bu sıfır noktasıyla artık tabii ki oyunu yavaşlatma zamanı geliyor. Dönün direkt ya. Onların da ultisi kalmadı. Kapı açılıyor. Ulti yok. Yani şu anda en kuvvetli yeteneğimiz duvar. Bu duvar olmazsa site'a geçmek zor ve bridge stun'ı geldi. Yine bekle ya. Bekle. Son 10 saniye gir bari. Plant için eğer site'ta hakimiyet kurabilirse kullanılabilir. Trax'i bu uçta kontrol etmeyebiliriz çok çabuk ama Trax bakmıyor. Şimdi çıktı ve iki tane kill aldı. Beraberinde Sidrex'in takası.
Bir başka fight. Cydrex break'e getirdi. Canı oldukça az Cydrex'in. Denemesini yapacak mı? Fake verdi. Yaklaşan bir oyuncu var. Üstüne doğru tabii Leo da bir stun için hazır bekliyor. Bir fake daha. Şok bırakıldı. Göstermiyorlar. Çok fazla sürede kalmadı. Cydrex plant'i almak dışında bir seçeneğe sahip değil. 12'ye ulaşacaklar. Güzel bir kill Cydrex'ten ama... Bu denemede tabii ki onlar da doğruyu oynadılar. Tabii plant'i de aldı bu arada. Yani bir sonraki round'da ultisi de gelecektir. Orb'u farmlayabilirsek orada. Para var mı? Cydrex'in kesinlikle iyi bir deneme. Ama maalesef round'un gidişatı zaten B tarafında bizim adımıza çok kötü işledi. Çok temiz oynuyorlar yani. 2v1'i yeteneklerle birlikte elimine edebilecek şekilde. Ayda dönüp bakmamamız burada. Kudurtmamak üzerine oyun kurdular. Ve bir teknik mola var. Teknik bozul amına koyayım, oyun bozulsun. Yola devam etme roundları bunlar. Bizim adımıza da tamam ya da devam. Bu iki round. Tabii Trax kendini çok iyi unutturdu side içerisinde. Tamamen retake'e bıraktığını düşündük side'ı ve tam kontrol yapamadık. Çok gerçekten hani iki ucu keskin değnek, iki ucu keskin bıçak o olduğu pozisyon. Hani kontrol edildiği anda silahın ucunun gözüktüğü için prefire açısı da var. Edilmezse gerçekten sıkıntılı. Maalesef Trax'e yaradı. İki tane ölü tapuanları var. Teknik bir mola. Ne oldu ya? Alınıyor. Niye tek mos bu? Ve sebep henüz tabii bize iletilmedi. Belli değil. Bizim için. Right there. Bir gün bir paylaşı varmış. Right there. Herkesi güldürürmüş. Bir gün doktora gitmiş demiş ki çok mutsuzum. Doktor da demiş ya Vlad. Bir paylaş var, o paylaşa git. O da demiş ki bu da benim. Evet. Patlayarak söyledi ya, anlattı ya. Benim o. 12-10. Bırak sen doğrusunu anlat. Abi bir tane paylaş var. İstemiş kodu, neşe kodu benim. Doğrusu bu. Bırak. Şey, şimdi peak var, Yasin. Kill alabilecek mi? İmdiyeler. Yılmaz bir fight'tı. 4v5. Hepsinin orada olması. Bu entry ile birlikte ya baba dönün ya. Vallahi dönün ya. Dönün onlar gibi oynayın. Basit düşünün ya. Neye sahibiz? Pub gibi oynayın ya. Ay şimdi onlar dönüyor. Biz de dönüyoruz. Fantazmemesi de kullanıldı. Birden geri dönüyor şimdi. Sen niye dönün diyorsun oğlum? Adamlara sen dedin bak. Oğlum adamlar hiç dönmüyordu amına koyayım. Şimdi dönelim. De geri döndü. Geri dön ha. Oradan dön. Ay main'den kanka main'den. Ha. Kuvvetlendirdiler. Belki tekrar tabii takım oyuncularımız arcade'e gidiyor. Ghost olabilirler mi ya? Burada A'ya gitme kararı da verilebilir. Evet yani ulti bizim için çok önemli bir inisiyatif. Aa bıçak attı. Aslan alsan alan şuradan bir tane. Bıçak attı. Zaten info olacak. Ayık olun. Timing'le yakalayacak tabii ki. Bu da gördü. Çok iyi bir haber. Ne oldu, biri kör kuşuna gitti bizden amına koyayım. Ayrık bir şekilde yakalamış olsa da arkaya bakmayacaklar. Yani saygı doğru bir ulti gönderildi. Trax. Abici. Ulti yakaladı ve arkadan geldi save. Ya oo, baba. Save. Ya. Cydrex 1v3 oynayacak ama maalesef guild. Abi ya. Yoluna devam ediyor. Fracture haritasında 13-10'luk skorla birlikte BBL çıktığı ikinci karşılaşmadan da mağlup olarak LCQ'ya veda etti. Maalesef. Takım oyuncularımızın hepsinin tabii ki ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Burada mücadele. Niye biz ya? Ağlasak ya lan şu an böyle. Ya hiç bu adam dün 6 vurdu ya. 6 vurdu bu adam dün ya. Ya bırakayım ağlasak. Ya kanka 6 vurdu la bu herif dün. Hepimiz başımıza geliyor ya. Bırak. Gladiator kesildi herif, başımıza böyle bir şey olabilir mi ya? Sağ ol. Hem biz kanka ya. Hem bize geliyor. Erkekler ağlamaz. Cici. Eline sağlık oyuncuların, takımın, bütün yönetimin. Maalesef Last Chance Qualifier'dan elendik. Champions şansı yok. Kalmadı. Ascent'le beraber bugünün elenen iki takımı olduk. Cici.
2023 sezonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.